Evladım yolsuzluğa karışırsa evlatlıktan reddederim diyen başbakana CHP liderinden cevap geldi. Önemli iddialarda bulunan Kılıçdaroğlu, başbakanın oğlu Bilal Erdoğan'ın rüşvetin toplandığı derneğin başında olduğunu ileri sürdü. Hiçbir babanın çocuğunu evlatlıktan reddetmesini istemem. Başbakan Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet iddiaları hakkında konuştu. Benim evlatlarımdan bir tanesi böyle bir yolsuzluğa karışsın, bir saniye yanımda tutmam, evlatlıktan reddederim dedi. CHP liderinin cevabı gecikmedi. Senin oğlunun ayrıcalığı var. Senin oğlunun ayrıcalığı rüşvetleri toplama merkezinin başkanı olması. Kılıçdaroğlu Amasya'da konuştu. Başbakan'a Bilal Erdoğan hakkında sorular sordu. Bir, senin oğlunun bir vakfı var. Ailenle beraber kurmuşsun bu vakfı. Bu vakıf ne iş yapıyor? İki, bu vakfa gelen paralar nereden geliyor? Önemli iddialarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, iş adamı Ali Ağaoğlu'yla Başbakan Erdoğan'ın görüştüğünü, görüşmede rüşvet pazarlığı yapıldığını ileri sürdü. Delil olarak da mahkemenin önündeki belgeleri ve telefon görüşmelerini gösterdi. Gidiyor başbakana, diyor ki bu arsanın imar durumunu düzelt. O da bakana telefon ediyor. Ve imar durumunu onun istediği şekilde yapıyorlar. Karşılığında ne istiyor? İstanbul Ataşehir'de 20 dönüm arazim var, arsam var. 20 dönüm arsayı benim oğlumun vakfına ver. Bu rüşvet değil mi? Bunun adı nüfus ticaretidir ceza kanununda. Bir kişinin bulunduğu makamı kullanarak, onun gücünü kullanarak yakınlarına çıkar sağlaması. Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan'ın sandık çağrısına da tepki gösterdi. Yolsuzluk iddialarının hesabı için yargıya adres gösterdi. Ben sandıkta hesap veririm diyor. Demokrasilerde sandıkta hesap verilmez. Yolsuzluk yaptıysan adam gibi gidersin mahkemenin karşısına, alnın aksa orada hesap.